Günde Kazım'a geldik. Canı duruşması vardı. Oradan çıktık. Burası Kazım Büfe'nin Beşiktaş yeri. Asıl orijinali tabii ki de Adana'da. Yani ben bilmiyorum. Adana'daki tadı bulamadım açıkçası. Adana'da daha böyle farklı geliyordu. Can beğendi. Fena değil dedi. Böyle. Adana. Adana'daki gibi değil değil mi? Bence de. O yüzden maalesef. Evet hayatım. Beğendin mi yemeği? Vallahi tok barbekü denilen mekana geldik. Mekanı sosyal medyada çok övdüler. Güzel dediler, şudur dediler, budur dediler. Cadde Bostanları mekanında. Geldik biz de. En iyi menünüz nedir dedi. İşte neydi menünün adı da? Şey, pastırma gibi bir şeydi. Ya, öyle bir şey. Aynen. Keşke pastırma olsun. 100 liralık hani bir menüydü. Ondan sonra işte sülenmiş falan etler geldi. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Et bir tanesi çok kuruydu. Hiç tabi kuzu yoktu. İkinci olan, daha koyu olan etin ise dışını baharata öyle bir gömmüşler ki ben et yemedim. Ben karabiber yedim. Yemedin. Yemedik zaten. Bir tek patatesini yedik. Bir tek patatesini yedik. Bıraktık yani burada. Bu kadar. Yani ben abartıldığını düşünüyorum. Önermiyorum. Barbekü sosu güzeldi bir tek. Barbekü sosu da ekmekleri ha. Ya. İşte bunun çakmasını yaptıkları ama şey, için güzel. Ekmekleri güzeldi. Boş ver hocam. Tereyağlı böyle. Gel. Yine de pozitif olmaya çalışalım. Ha. Ekmek yemek istiyorsanız ben yanına da bir yumurta kırdırıp gelebilirsiniz. Evet, evet. Gerçekten. Yani bu fiyata Pozantı'da çok güzel bir et mangal, 2 kilo mangal yerdik bence. Et yerdik. Mangal yenmez, et yenir. Pardon. Et yerdik yani. Neyse. Hani gelip burada müşteri deneyimini de sordular. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi diye. Size anlattıklarımızın aynısını anlattık. Zaten etlerin yarısını bırakmışız. Hani ne kadar kötü olduğunu bile getirdik. En azından şey yapabilirlerdi. Hani hesabınız yok bizden ya da daha indirimli bir şey yapabilirlerdi. Böyle bir şey de yapmadılar. İyi iyi bence. Yak hayatım yak. Oo. Geçmiş olsun. Şu an Caddebostan'dayız. Çok güzel bir kokteylci varmış. Oraya kokteyl içmeye gidiyoruz. Karşımızda adalar var. Yağmur yağdı yağacak. Çok güzel şimşek çakıyor. Böyle tatlı ağaçların arasından geçiyoruz. Arkada gün batımı. Oo, şimşekler çakıyor fena. Yürümeyi tercih ettik. Şu ağaçlara baksana, pembe pembe, neler acaba onlar, çok tatlı. Bausta diye bir mekana geldik. Çok güzel kokteyller var yani. İnanılmaz güzel bir mekan. Serer bize eşlik ediyor. Birlikteyiz. Serer benim kuzenim. Can. Canı zaten biliyorsunuz. Ne içiyordunuz? İsimler yok. Benimkinin adını ben bilmiyorum. Sensei. Ha sensei. Benimki de aloralı bir şeydi. Çok hoş bir mekan böyle. Bausta. Arka taraf bar. Bir taraftan yağmur yağıyor. Arkada şu ışıklanıyor bir taraftan. Bayağı güzel.
Biber salçası gibi kokuyor. 1770'li Arte Restoran'da geldik. Sosyal medyada çok fazla burayı gördük, duyduk, izledik. Ama buranın bir balon olduğunu düşünüyoruz yani. Ailesinin de çekildiği yer bu arada. Aynen öyle. Niye balon olduğumuzu düşünüyorum. Tabii açıklayayım ama. Hocam ben dana kaburga söyledim. Doğru değil mi? Yani gelen dana kaburganın öyle bir tadı yok yani. Açıkçası mangalda yani yaptığım böyle daha güzel yani. Evet. Ondan sonra sen ne söylemiştin? Kuzu. Kuzu. Yani Trakya şeydi, kuzu kıvırcık. Aynen, kıvırcık kuzu. Yani böyle çok kuzu kokusu geldi bana yani. Kokuyu yok edememişler. Su kokar da ben senin gibi tadına baktım. Tatsız, tuzsuz evet, ya. Evet, yani pideyle yoğurttan yoğurttan kaldım. Ondan sonra kokuyu söyledik. İngilizce düşüşü kokseydi. Buram buram Anadolu baharatları. Yani şey, baharatlardan ziyade sanki böyle Adana'da, biz Adana'da olduğumuz için Adana'da böyle damlarına biber serilir salça yapmak için. Yani resmen o salça kokusu var. Bu tadına baktım, tadı da öyle. Bayağı salça, biber salçası kokuyor yani. Hani acı bir kokteyl zaten ama aperol tadı falan ben hiç almadım yani. Tamamen biber salçası, biber kokusu. O yüzden çok keyif alamadım yani. Ben Old'un margarita söyledim. Gayet de memnunum. Çünkü yani menüdeki en alkollü olan kokteyl buydu. Ben daha çok alkollü kokteylleri tercih ediyorum. Ve gayet de memnunum şu an alkolden. Yani güzel. Ama çok daha yenir yani. İçilir. Hani buram buram ben bunun için buraya gelmem. Yani buraya bir defa yenirim. Uzarım. Öyle bir yer. Ondan sonra onun dışında da şey çok enteresan. Yani sen medyaya artık düşmüş bir mekansın. Senin en popüler olan yemeğin kuzu yanak, dana yanak. Evet, dana yanak. Dana yanak. Dana yanak diyelim biz. Dana yanak yok. Yok, elimizde yok dediler ya. Ve imza yemeği bilemedim. Birazcık hayal kırıklığına uğradık diyebilirim. Onun dışında mekan güzel. Çekebilirsin. Evet. Mekanı.